Günaydın sevgili izleyenlerimiz. Konsey ve ekranlarına programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni günden sesimizin ulaştığı herkese sevgiler selamlar olsun diyoruz efendim. Sağlık, sıhhat, afiyet dolu bir gün Bol kazançlı, bereketli bir gün olsun inşallah hepimiz için. Bugün e, sağlık dolu bir program olacak, bölümümüz olacak efendim. Meram Akademi Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Sayın Kamran Aliyev bizimle birlikte ve sağlıklı gebelik aynı zamanda gebelik takibinden bahsedeceğiz. Anne adaylarına, gebeliği düşünenlere efendim, planlaması olanları şöyle ekran başına davet edelim. Bu süreçte nelere dikkat etmek gerekiyor? Tedavide, takipte neler yapılıyor? Bunların merak ettiğimiz bütün soruların cevaplarını uzmanımızdan alacağız. Sormak istedikleriniz olursa bizlere WhatsApp ve BIP iletişim hattından mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tüm televizyon başında bizi izleyen halkımıza da günaydın diyorum. Güzel bir gün geçmesi, güzel bir yayın geçmesi dileğiyle. Güzel bir gün olsun hepimiz Anladım. için. Önce sizi tanıyarak başlamak <laughs> istiyoruz sohbete. Ben Kamran Aliyev, Azerbaycan Türküyüm. Azerbaycan'da Bakü'de doğdum. Tıp Fakültesini Azerbaycan'da bitirip, kadın doğum uzmanlığı'mı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden aldım. <laughs> Devamında da iki senedir Meram Akademi Hastanesi'nde halkımıza hizmet vermekteyim. Rabbim hizmetinizi daim eylesin Teşekkür diyoruz efendim. Ederim. Gebelik sürecini konuşacağız. Takipleri ay ay belki şöyle inceleyeceğiz sevgili ziyanlarımız. Biraz evvel dediğimiz gibi merak ettiğiniz, sormak istediğiniz, aklınıza takılan sorularınız olursa bizlere sorularınızı mesaj yoluyla gönderebilirsiniz diyoruz efendim. Gebelik süreci nedir ve ne kadar süreyi kapsar hocam? Gebelik süreci... E... Yumurtanın döllenip rahme düştüğü andan yani evet. döllenip e, implantasyon anından bebeğin doğduğu süreye kadar olan bir dönemi e, kapsar. Bu dönem 10 e, gebelik ayı ya da bizim bildiğimiz normal 9 ay e, dokuz buçuk ay kapsar. Hı hı. Ortalama 280 gün normal şartlarda. Gebelik sürecinin e, önemi şu şekilde. Önce onu vurgulamak isterim. Gebelik, e, gebelik sürecinde biz kadın doğumcuların ee, sorumluluğu bir tek bebekle bitmiyor. Sağlıklı bir bebeği dünyaya getirmekle e, bunun yanı sıra anneyi de bu süreçte evet. e, sağlıkla e, bu dönem atlatmasını sağlamak zorundayız. Daha en iyi şekilde bu dönem atlam e, getirmesini Geçmesin sağlamak gibi. zorundayız ve e, bizim sorumluluğumuz hakikaten de bu aşamada 9 ay e, aileyle bir ar arkadaş gibi, bir abici gibi Aile ya da bir kardeş öyle oluyoruz. Evet. Ee, gerçekten kutsal bir mesleğiniz var hocam. Zorlu, gece gündüz takipli bir süreçten bahsediyoruz çünkü gece gündüz e, gebelerimizin yaşadığı her bir soruna cevap verebilen hekimlerimize selam olsun buradan diyoruz. Rabbim kolaylık versin. Şöyle diyelim hocam, trimester şeklinde konuşursak izleyicilerimiz açısından da daha Aynen, kolay daha... olur mu diye merak ediyorum. Ve Allah trimesterlerin birbirine göre en önemlisi dediğimiz bir e, yanı var mıdır? Şimdi gebelik sürecinde biz üst trimester ayırırız gebelik sürecini. İlk trimester gebelik başladığından 13. haftaya kadar, ikinci trimester 13. haftadan 28. haftaya evet. kadar. Üçüncü trimester ise 28. haftadan doğuma kadar olan süreci kapsar. Hı hı. Bu süreçlerin birbirine göre herhangi bir üstünlüğü ya da geri kalır bir yanı yok ama bana sorarsanız bana göre en önemli trimester ilk trimester. Çünkü bu ilk trimesterde bebeğin organojenez dediğimiz 8. 13. haftalarda evet. organların oluştuğu bir dönem. 2. trimesterde özellikle 13. 28. haftalarda bu organların büyüme hı hı. dönemi bebeğin organları normal insandaki gibi büyür. Aynı zamanda dış görünümü normal insan görünümü alır. 28. haftadan sonraki dönemde ise bebek artık dış ortama adapte olmak için uygunlaşır. Yani özellikle akciğerlerin gelişimi bu dönemde tamamlanır. 34. haftada tamamlanır. Beyin gelişimi ise bebeklerde doğuma kadar. Yani o doğduğu 38 40 hafta hangi haftada doğacaksa bebek doğduğu güne kadar beyin gelişimi hmm. ilerler ve tamamlanır. Evet, ilk trimester dönemi o halde bizim için çok önemli. Evet. İlk üç ay önemlidir diye de söylenir halk aynen, arasında. Aynen. Hatta mümkünse gebe kalanlar bu süreçte hiç kimse hiçbir şey söylemesin. Nazar olur, eyvah düşer mi diye de çok korkar. Şimdi bunun tıbbi bir açıklaması. %100 açıklaması yok ama bir alıntı var tıptan evet. da. Çünkü ee, şöyle anlatalım. İlk trimesterde döllenmeden sonra hı hı. implantasyon, rahme yapışma oluyor. Ondan sonra organa yönelik organlar 8. 12. haftada gelişim dönemi olur. E, gebeliklerde düşüklerin en çok rastlandığı dönem bu ilk trimesterler. Hatta ilk e, 12 haftayı atlattıktan sonra hı hı. gebelikte düşük ihtimali %5-10'lara iner. Yani daha da azalır. Neredeyse yok seviyesine evet. iner. O yüzden bu dönemi en sağlıklı şekilde atlatmak isteriz. Şimdi kontrollerde başta bunu söylemek istiyordum unuttum şimdi söyleyeyim. Lütfen, mutlaka böyle. gebelik döneminde gebe kaldığını düşünüyorsa bir kadın adet döneminden geçmişse gebelik testi yapıp beklemesin mutlaka doktora gitsin. Doktora gittikten sonra gebeliğin sağlıklı mı sağlıksız mı olması anlaşılsın. Evet. Çünkü evet. E, gebelikler maalesef her zaman sağlıklı ilerlemiyor. Hı -hı. Bazen dış gebelik mol gebelik Bundan başka boş kese, blighted ovum dediğimiz boş kese, aynı zamanda sağlıksız rahim içi gebelik şeklinde de ilerleyebilir. Evet. Bunlar e, gözden kaçar ya da zamanında müdahale edilmez ise anne hayatını tehdit eden durumlar ortaya çıkabilir. O yüzden de bu ilk trimesterin önemi <laughs> her zaman vurguluyoruz. İlk trimesterde genelde bebeğin önce kesesini görmekle başlarız yumurtalık, dönlen, yumurta döllendikten sonra ilk keseyi görürüz. Keseden sonra genelde bir hafta sonra bebeğin kalp atımlarını görmeyi hedefleriz tabi Genelde ki bu süreç 6. haftadan sonra olur. Hı hı. Bazen aileler mesela acele ediyor. Yani gebelik testini yaptıktan sonra hemen bebeğin kalp atışını görmeyip endişe edebiliyorlar ama e, bazen kese bile oluşmayabilir. Çünkü Gebelik kesesinin oluşması için gebelik hormon dediğimiz beta HCG hormonunun belli seviyeleri, belli Olması düzeyleri tabi En az 1500-2000 gibi belli bir düzeye gelmesi gerekli. Aha. Bu düzeyin altında biz e, gebelik çesesini göremeyiz. Yani bunu endişe edip stres yapan gebeler var. Peki sonradan gelişiyor olabilir mi hocam? O söylediğimiz S değerlere ulaşıyor olabilir mi? Hani tabii zaten öyle Aha. olur. Yani e, gebelik hormonu her 48 saatte iki katına yakın artar. Peki. Arttıktan sonra be, birkaç gün sonra... E, 1500-2000 değerlerine geldiğinde biz artık Hı -hı. keseyi değerlendirebiliriz. Evet. Keseden sonra bebeğin kalp atışı, ondan sonra ilk trimesterde yapılması gereken bazı önemli tetkikler var. Nelerdir hocam bunlar? Yani i̇lk trimesterde öncelikle kan tahlilleri, enfeksiyonlar, torç paneli dediğimiz tahlillere bakarız Hı -hı. gebelerde. Bazen bunu atlayabiliyor gebeler, özellikle uzak ilçelerde yaşayan sağlık yetişemeyen bazı alanlar. Takibi alan... çok önem vermeyenler Aynen. belki de değil mi hocam? Aynen. Gelmeyenler oluyor mu gerçekten de? Oluyor maalesef. Eyvah. Şu an, çok tabii. önemli ama bu süreç yani. 9 ay diyoruz ama bazen duyuyoruz da takip ettirmemiş annelerin karnında bebekler ölmüş diye duyuyoruz mesela. Değil mi hocam? Bunlar gerçekten bu sebepten dolayı gerçekleşiyor <laughs> diyebilir miyiz yani? Ee, tabii. Şimdi bu dönemi doğru atlatan, doğru yitiren <laughs> annelerde, cebelerde anne karnında ölüm riskleri daha az oluyor. Hı hı. Az önce de vurguladığım gibi ilk trimester çok önemli. Burada özellikle her zaman biz <laughs> içili testin önemini vurguluyoruz gebelerimize. Evet. Bazen gebelerimiz içili testten korkuyorlar maalesef ama içili test korkulacak bir test değil. Biz bebeğin e, kombine içili testleriz biz buna. Biz bebeğin en sakallığını ölçerek, burun hı. kemiğine bakarak, omurgasının tamlığına bakarak, vücut yapılarının tamlığı, elleri, ayakların oluşumuna bakarak ve belli kan testleriyle bebekte e, anomali olma yani kromozomal hastalıkların riskini belirleriz. Evet. Bu riskler belirlendikten sonra eğer tabi herhangi bir risk çıkmışsa ileri tetkik ve tarama amaçlı programları başlıyor. Aynen programlar bu başlar. Aha. Bunlardan da invaziv işlemler var. Bazı invaziv işlemler anne karnından sıvı alınması gibi hmm. ki bunlarda da Aileler çok korkuyor ya Evet, yani Acaba çiz. riski var mıdır yok mudur <laughs> yap, herkes yaptırmalı mıdır bunu hep yıllarca belki tartıştığımız konulardan bir tanesi. E, gebeler bir yönden bazı şeyleri öğrenmek istiyor anne adayları evet. haklı olarak e, ama bir taraftan da diyorlar ki eh zararı olursa bebeğime bir zarar gelirse o yüzden yaptırmasam mı acaba diyenler de var. Herkese yapılıyor mu yapılması gerekiyor mu aslında hocam? <laughs> Biz Sağlık Bakanlığı önerilerinize gebelere herkese öneriyoruz. Tabii hı hı. zorla yapılacak bir tetkik değil. Tabii ki Tabii onların rızası. rızası alınmadan <laughs> yapılacak tetkik değil ama mutlaka öneriyoruz bunun önemini anlatıyoruz. Önceki senelere göre yaptıran insana bunun bilincinde olup. Evet. E, risklerin olmadığını gören, yaptıran kişi sayı arttı. Benim görüşüm bu yönde. Artık daha bilinçlendi. Bilinçli. Ha, Ve evet. e, elimizi kuvvetlendiren non-invazif, ileri tetkiklerde <laughs> non-invazif tetkikler var. E, Nip testi dediğimiz non-invazif tetkikler var. Anne kan, karnında direkt bebeğin kromozomlarına bakabiliyorlar artık. Yani hmm. invazif şekilde anne amniyon kesesinden sıvı almadan annenin kanında artık bebeğin kromozomlarına tam bakabiliyoruz. Kaçıcı dönemde peki e, bu testleri yapılıyor? Bu testler e, ikili test, ikili test 11. Aha. 13. haftalarda, 13. hafta 6. gününe kadar Hı. yapılır. E, Non-invazif e, dediğimiz kromozomal tanı testi ise e, 8. haftadan sonra herhangi bir zamanda yapılabilir. Ama en çok önerilen hafta 12. hafta, yani 11. haftadan sonra. Çünkü bebeğin kromozomları anne kanına tam geçmiş olsun, tam detaylı şekilde bize bilgi versin. Evet. Şimdi dediniz ki biraz evvel e, organlar ilk trimester e, sürecinde artık oluşmaya başlıyor ama evet. akciğer en son solunum kısmı son dönemde e, daha da gelişiyor ve tam, tamamlanıyor dedi hocam. O yüzden takipler gerçekten çok önemli. Eğer gebelik e, durumunuz varsa hemen bir uzman hekime başvuruyorsunuz efendim ve takiplerinizi hiç atlamadan lütfen e, doktorunuz neyi söylüyorsa ona uymaya çalışın. Böyle atlayanlar oluyor mu hocam? Sizin söylediklerinize çok uymayan... Atlayan gebeler e, dediğim gibi önceki senelere baktığımızda azaldı. Daha da azaldı. Şimdi e, sağlık sistemi şükür daha ulaşılır. daha Tabii ki. rahat Daha kolay. E, azaldı ama tabii yine de önemsemeyen, atlayan gebeler oluyor. Ve maalesef bu e, en çok gördüğümüz anne karında kayıplar, gelişim gerilikleri, bebekte evet. hasarlar, özürler en çok e, atlayan gebelerde oluyor. Neden? Çünkü zamanında e, edilebilecek bazı müdahaleler var. Zamanında Hı. yapılabilecek bazı tetkikler, taramalar, tedavi şekilleri var. Maalesef bunu bazen atlayabiliyorlar, biliyorlar. Özellikle tansiyon hastaları Evet. biz her zaman çok, çok vurguluyoruz. Gebelerimiz tansiyon hastaları daha dikkatli olsun. Şeker hastaları, diyabet hastaları daha İlerleyen dikkatli olsun. İlerleyen dakikalarda gebelik sürecinde oluşan, gelişen hem Aynen. tansiyon hem de diyabete değineceğiz tabii tamam. ki ama önceden bu rahatsızlıklarınız varsa, kronik hastalıklarınız varsa belki daha riskli bir grup olduğu için daha kontrollü gitmek gerekiyor değil mi hocam? Aynen. Şimdi 13. haftadan sonrasına bakalım istiyoruz. Şimdi biz eee gebeliği üçe ayırdık aslında Aynen, değil mi hocam? E şimdi ikinci trimester e, dönemine bakalım ama farkı net bir de ona bakalım istiyoruz. Şimdi ikinci e, trimester 13. 28. haftalarda az önce söylediğimiz gibi bebeğin gelişmiş organlarının hmm. tam büyümesi, yapılaşması aynı zamanda dış yapsının normal bir insana benzemesi dönemi ve çüle alım dönemi bu dönemlerde evet, başlar. Evet. Burada az önce ilk trimester gibi ikinci trimesterde de bazı yapılması gereken tanı tarama testleri, tetikler var. Genel olarak biz başında gebeye bir plan şeklinde anlatırız. Kontrolleriniz hep dediğimiz ilk 28 haftada bir ay aralıklarla düzenli kontrolleriniz var. 28 haftadan 36. haftaya kadar 2 hafta aralıklarla. 36. haftadan sonra bu takip süreci biraz daha sıklaşır haftalık hmm. ve 39. haftadan sonra artık 3 gün arayla takip yaparız. Daha Bunun önemi şu şekilde bebek büyüdükçe bebeğin plasentası büyüdükçe e, aynı zamanda plasenta bebeği kanlandıran organ yaşlanıyor. Yaşlandıkça da bebeğin kanlanması azalabileceğinden, aynı zamanda bebeğin içinde olduğu amniyon sıvısı azalabileceğinden, hı hı. bazen enfeksiyon riski artabileceğinden takipleri sıklaştırıyoruz. Gözümüzden herhangi bir kaçırdığımız bir kısım olmasın. Bebek hı hı. sağlıkla annesinin kucağına gelsin diye bu süreci atlatmamak zorundayız. <laughs> son artık dönem bizim için çok kıymetli. Çok kıymetli. Daha sık 3 güne bir dediniz. Değil 39 mi hocam? haftadan <laughs> sonra artık 3 günde bir NST takiplerine çağırıyoruz. Gerekse ultrason ve amniyosentesis takiplerine çağırıyoruz. İkinci trimesterde de ilk trimesterdaki tarama testleri gibi 16-20. haftalarda yaptığımız üçlü ve dörtlü ve kombine testler var. hı. hı. Bunları öneriyoruz ailelerimize. Bundan üçlü başka, ve dörtlü testlerde peki nelere bakıyoruz hocam? Burada birazcık açabilir miyiz? Üçlü ve dörtlü testlerde de aynı zamanda bebeğin organlarını ultrason değerlendirmesi yapıp Aha. bir takım kan tahlillerine bakıyoruz. Bunun içinde alfa fetoprotein, bundan başka gene total beta HCG, total HCG değerleri ve diğer tahliller var. Bunlara bakarak bir risk belirlenir. Hmm. Devamında 18-24. haftalarda Atlanmasını hiç istemediğimiz e, detaylı ultrason, <laughs> bazen aileler buna renkli evet. ultrason e, detaylı tarama tetkidi de derler. Bebeklerin iç organ taraması ve tüm organ taraması, aynı zamanda kemik taraması, ekstremite, el ayak taraması hepsi e, bu 18-24. haftada yapılır. En çok önerilen zaman genelde 22. hafta çünkü bebeğin organları artık hmm. e, kalbi, böbrekleri falan tam gelişmiştir ve tam bize bilgi verir bebeğin sağlığı hakkında. Yani bazen aileler ikili üstü testi atlayabiliyorlar, yaptırmayabiliyorlar ama bu detaylı organ taraması tüm gebelik sürecin boyunca bence en önemli taramalardan. Bunu mutlaka atlamasınlar, yaptırmasınlar yani. Evet. Çok önemli bir test Devamında 24-28. haftalarda şeker yükleme testi dediğimiz hı hı. testimizi öneriyoruz gebelerimize. Bu da gebelikte olabilecek gizli diyabeti ortaya çıkarır. Çünkü bazen aile diyor ki kadın diyor ki ben de hiç şeker yok ya da evet. annemde şeker yok ama bu gebelikte oluşan gizli e, diyabet e, bazen altta yatan insülin direncine bağlı, hmm. kiloya bağlı kadınlarda ortaya çıkabilir ve bu da bebeği e, etkiler. Çünkü bebekte annede olan diyabete bağlı artan insülin bebeğin hem kilosunu etkiliyor. Etkiliyor. Aynı Aha. zamanda e, bebek An, ani gelişen hipoglisemi durumları neden olup bebeğin anne karnında ani ölümüne kadar yürütebilir. Allah korusun. Şimdi bu dönemi de mutlaka <laughs> takiple geçiriyoruz. Başlangıçta tabi gebelik diabeti olan hastalara hemen bir ilaç başlanmıyor. Eğer uygun değerlerde ise diyetle regüle etmeye çalışıyoruz. <laughs> Önceliğimiz diyet tabii ki bu tabii süreçte. Değil mi hocam? Diyet. Ama e, şunu bir kez daha vurgulayalım istiyorum ben. Hiç diyabeti yok, şeker hastalığı yok, şikayeti yok. Her evet. şey normal. Ama gebelik sürecinde bu bahsetmiş olduğumuz diyabet hangi dönem itibariyle gelişmekte? Bunu kişi kendisi anlayabilir mi? Ee, kişi kendisi her zaman belirtileri varsa anlayamaz. tabii. Her <laughs> zaman kendisi anlayamaz. Zaten e, gizli diyabet, gebelik diyabeti şeklinde geçiyor bunun ismi. Altta yatan diyabet diye geçiyor. Biz bunu her zaman e, anlamamız mümkün olmuyor. Tabii anladığımız durumlar da oluyor, e, diyelim kilosuna bağlı, hı hı. bebeğin fazla kilo alımına bağlı, artan amniyon sıvısına bağlı, bizler evet. anlayabiliyoruz ama her zaman anlaşılır değil. Özellikle e, 30. haftadan sonra bebeğin hızlı gelişimi ve e, anlattığımız hipoglisemi riskleri, bebeğin kanlanmasının bozulması durumları bizi e, ve bebeği e, sıkıntıya sokabiliyor maalesef. Evet, şimdi gebelikte yaşayabileceğimiz ya da karşılaşacağımız başka riskli durumlar nelerdir? Hangi durumlarda acil sizlere başvurması gerekiyor? Tabii ki takipte gidiyorsunuz ama yine de yoluna gitmeyen belki takipten yeni çıktınız. Kontrole gittiniz, eve gittiniz ama eyvah bir şeyler ters gitmeye başladı. Nelerdir mesela hocam bu grupta? Yani Biz e, gebeler her zaman şunu anlatırız. Özellikle trimester'a göre. Mesela ilk trimester'a gelen gebelere Aha. öncelik söylediğimiz, bu dönemde kanama riskleri daha fazla. Kanaman artarsa, kas ağrıların olursa. Evet. Hatta bu kelimeyi artık böyle hastalar da ezberledi. Gece gündüz demeden hastaneye gel. Neden? Yani kanamalar ilk trimesterde her zaman illa düşük demek değildir. Ama önemlidir. Doktor önemlidir, takip mi? Çünkü evet. biz bunu önlediğimizde Kas, rahmin kasılmalarını önlediğimizde birçok kez erken düşüklerin karşısına alabiliyoruz. ya Yani i̇lk genel olarak kanama ve kas ağrılarını önemseriz. İkinci ve üçüncü trimesterlerde özellikle 18. 20. haftadan sonra bebek hareketlerini önemsediğimiz bir durum. Bebek hareketlerini hissetmiyorsanız diyoruz. Kanamanız, Suyunuzun gelmesi, şiddetli ağrı, kramplar, karında tabi uzun süren Hı -hı. sertleşmeler, uzun süren ağrılar, bel ağrısı, sırt ağrısı, Hı -hı. hatta göz önünde uçuşma, kulaklarda çınlama, e, baş hocam, ağrısı. Çok şey saydınız ama bunlar <laughs> ama bazıları varsa tabi ki hepsi aynı anda görülebilir hepsi mi? Hepsi aynı anda görülmez ama bunlar Hı -hı. benim saydıklarım hastalıklara göre mesela göz önünde uçuşma, kulaklarda çınlama, şiddetli varsa. baş ağrısı, Hı -hı. kusma. Bulantı halleri, aynı zamanda karın ağrısı, preklamsi dediğimiz özellikle 20. haftadan sonra gelişen yüksek tansiyona bağlı gelişebilir. Ki bunu bazen aile anne hiç beklemez kendisinden. Çünkü tansiyonum yoktur, annemde olmadı, kardeşimde evet. olmadı ama e, bir genetik yatkınlık vardır annemin vücudunda. Şimdi çok enteresan bir durum da görülüyor hocam. Şimdi ilk gebelikte belki bazı problemleri yaşayanlar acaba ikinci gebelikte de aynı sorunları yaşayacak mıyım korkusuyla belki e, cesaret edemiyorlar ya da oldu her şey normal yolunda gitti değil mi hocam yani? Bu da uh, görülebilen bir durumdur diyebilir miyiz? Görülebilen bir durum. Biz işte bu anlamda anamnez <laughs> çok önemsiyoruz hastalarla. Evet. Yani ilk trimesterde olan bazı sorunlar maalesef ikinci trimester pardon, ilk gebeliklerde olan bazı sorunlar maalesef ileri sonraki gebeliklerde de ortaya çıkabilir. <laughs> ee, özellikle gebelik döneminde erken membran rüptürü dediğimiz suyun gelişi, erken <laughs> suyun gelişi, erken <gülüyor> <gülüyor> doğum aynı zamanda preklamsi, tansiyon yüksekliği bu gibi durumlar sonraki gebeliklerde tekrarlayabiliyor. O yüzden bu durumu yaşayan gebeleri biz daha sıkı takip alıyoruz. Mesela için takiplerimiz 28. haftaya kadar bir aylık aralıklarla ise tansiyon yüksekliği olan, öncesinde membran rüptürü getiren, hmm. enfeksiyon getiren, erken doğum öyküsü olan gebeleri daha sık 2 hafta aralıklarla hatta bazen haftalık kontrolleri çağırabiliyoruz çünkü burada bize bilgi veren bir takım göstergeler var. Biz hastayı mesela ultrasonla baktığımızda bebeğin kanlanması dopleridir. aynı zamanda amniyon sıvısıdır, enfeksiyon değerleridir, tansiyonlarıdır, daha sıkı takip edebiliyoruz ve hatta bazı hastalar aylarda hastaneye yatırıp takip edebildiğimiz hastalar oluyor. Hastanın ilişkibeliklerde, evet. hastanın durumuna göre hı hı. yani maksat sağlıklı şekilde bebeği aileye teslim etmek, anneyi de en sağlıklı şekilde bu gebelik sürecinin atlatmasına yardımcı olabilmek ki bunu da her <laughs> zaman anneleri kendisi de önemsesin istiyoruz. Bazen Kesinlikle. mesela tansiyonu olmasına rağmen anne adayımız gebemiz önemsemiyor, ilacını kullanmıyor. İlacını kullanmıyor, tuzlu, yemeğe devam tuzlu, ediyor belki Şekerli, değil mi? unlu yemekler, yemeye devam ediyor. Gıdalanmasına dikkat etmiyor. Mesela <laughs> sırf bu yüzden biz e, hastalara her zaman Başlangıçta ilk trimester, ikinci sü trimester kapsayan bir yemek veriyor. Yani dikkat etmesi gereken çünkü bazen insan sonuçta anlık arayıp onu soramaz, çekinebilir, hmm. utanabilir. Hmm. Ama elinde bir liste olduğunda, bir dikkat etmesi gereken gösterge olduğunda faydasını da gördük yani. Hastalar hem onlar memnun, hem O yüzden diyoruz ki doktorunuz ne söylüyorsa lütfen onlara uyun diyoruz. Şimdi hocam, e diyabetten bahsettik gebelik sürecinde gelişenden. Gebeliğimiz sonlandı, her şey normale dönüyor mu bunu merak ediyoruz. Gebelik diyabeti eğer altta yatan <laughs> e, şeker diyabeti yoksa gebelik diyabeti 2 ay içinde sonlanabiliyor, geçebiliyor. Tabi gebelikten Hı -hı. sonra takip ediyoruz. E, her, genelde sonlanıyor ve hastada diyabet durumu bitmiş oluyor. Yani gebelik Hı -hı. ama her Peki. zaman unutmaması gereken diyetine dikkat ede edecek bazı. Diyet çok önemli. Peki insülin kullanan gebelerde burada neye dikkat etmeleri gerekiyor? <laughs> i̇nsülin kullanan gebeler, onlar artık ıı, aşçer diyabet yani tam diyabet hmm. oldukları için <laughs> gebelik dönemin başından endokrinoloji ile <laughs> birlikte, aynen onların takibiyle bu süreci yönetiyoruz. Onların da insülin dozları doğru çok şekilde önemli. ayarlanıyor, haftasına <laughs> uygun ayarlanıyor. İnsülin kullanan gebelerin dikkat etmesi gereken ıı, insülin düzenlerin e, ilaçlarını hem zamanında uygulayacaklar ve dozunu doğru şekilde doktorun belirlediği şekilde ayarlayacaklar. Çünkü bu dozun fazla olması ya da az olması anne de kanından bebeğe geçtiği için bebeği de etkiler. Bebeklerde de ani en korktuğumuz e, süreç bu anlık gelişen hipoglisemi, yani şeker değerlerinin hmm. anlık düşmesi, ani ölüme yutturabilen bir durum. Bu çok tehlikeli Tabii, aslında çok tehlikeli. değil mi? Ani ölüme e, gidebilen bir durum. O yüzden ilaç dozlarını mutlaka dikkat etsinler. Tabi diyabet hastaları yemeklerini Sağlık her şeyden önemli. Önce annenin kendisine çok iyi bakması gerekiyor. Bunu söyleyince de şu aklıma geliyor. Şimdi hemen ilk gebeliğin sürecine gideceğim. Evet. İlk üç ay önemlidir demiştik ya evet. hocam. Bazı böyle anneler ve kayınvalideler diyorlar ki aman gelinin ne olur. Hiçbir iş yapma. Şöyle ee, sen sadece yat yani 3 ay bizim için çok önemli bir şey olmaması gerekiyor. Sürekli yatması mı gerekiyor ilk 3 ayda e, gebeleri? Yok biz hiçbir risk olmayan gebenin, düşük riski olmayan gebenin, kanama riski olmayan gebenin hı hı. E, yatmasını istemiyoruz. Hatta düşük riski risk olduğunda bile gün içinde evde normal hareketlerini yap diyoruz. Fazla hareket yapma, ev temizliğidir, fazla hı hı. alışveriştir, merdiven inip çıkmadır bunları yapma diyoruz. Ağır kaldırmadır bunları <laughs> Çünkü yapmayacak gebelik sürecinde doğal süreçte zaten emboli riski artar. Pıhtı evet. atma riski artıyor, Gebeliğe bağlı, doğal bir artış var. Eğer hareketsizlik olursa bu risk daha da artar. Yani gebenin sürekli hareket halinde olması, yani olması ev içinde en azından hareketlerini yapması, el-ayak hareketleridir yapması gerektiği ve bu hareketle ilgili. Ödemlenme hareket olmazsa bacaklarda ellerde ödemlenmeler oluyor. Özellikle bu yaz dönem en çok aldığımız sorulardan biri. Hareketin bereketi diyeyim <laughs> o halde hocam ya hareket çok önemli. Hareket önemli Yani aynen. sakın böyle ille de yatmam gerekiyor hiçbir iş yapmamam gerekiyor Yok. diye düşünmeyi nazlanmayın biraz hareket en azından yürüyüş, yürüyüş. yani. yani yürüyüş... Hem doğumu da kolaylaştırır diyebilir <laughs> Tabii. miyiz hocam? Şimdi biz e, gebelere e, spor ve yürüyüş bu konuda da hmm. bilgi veriyoruz her zaman. Spor hareketleri çok ağır olmayacak şekilde cebeler yapmalarını önerdiğimiz bir aktivite. Evet. Özellikle ikinci ve üçüncü trimesterde. Yani günlük e, 20-30 dakika yürüyüş yapabilirler. Normal tempo yürüyüş yapabilirler. E, hatta üçüncü trimesterde doğuma yakın. Biz bu spor hareketlerini biraz daha aktifleştirip yeah, merdiven inip çıkma, pilates şeklinde, pilates topuyla hareketler e, Belli e, masajlar bunları yapmalarını öneriyoruz. Neden? Evet. Hem doğumu kolaylaştırıyor hı hı. hem de ağırlaşan gebenin bu süreçte kan kanlanmasını, kan akışını hızlandırdığı için gebe bir nevi rahatlamış oluyor. Hayma. Ama sürekli yatan gebelerde özellikle gebelik sürecinde vücutta olan dönen kanın miktarı artar. Hı hı. Anneye düşen yükün derecesi artar. Artar. Hareketsiz de kaldığında. Sonra da her yeriniz ağrır. Her yer aynen ağırlaşmayla vücutta kan göllenmesiyle hı hı. aynı zamanda bebeğin diyaframa aksiyeller basısıyla hem nefes alması zorlaşıyor hem e, hareketi zorlaşıyor. Mesela çalışan kadınlar ben masa başı iş, iş yapıyorum diyor bazıları. E, masa başı iş yapan kadınlarda da biz dediğimiz her saat başında 15-20 dakika bir yürü. Aynen, emboli atma riski dediniz çünkü. Çünkü Aynen. bacaklarda da göllenme Tabii. oluyor. Aynı zamanda çok hareket eden kadınlara da sürekli hareket etme, biraz biraz otur ara ara. Neden? <laughs> i̇şte o dengeyi çok o iyi dengeyi sağlamak gerekiyor. Yani dengeyi korumadığınızda özellikle 30. haftadan sonra bacaklarda göllenme ödemler artabilir. Ki kadın Olur. bazen hareket etmez hale geliyor. Bunu kolaylaştırmak için biz gebeleri ilk tırmanış itibaren Gebelik yani hem giydiklerinin gebeliğe uygun olmasını, biraz rahat kıyafetler giymesini, evet, evet. pantolonları mesela daha bol, daha rahat pantolonlar giymesini öneriyoruz. Ee, son günlerde aldığımız tatil, yola çıkacağım, uzun yola çıkacağım, arabada nasıl? ne yapabilirim, Ne yapmam evet. diye Bu dönemde de önemli. Arabada mesela sürekli oturarak yolculuk yapmasın. Her 1,5-2 saatte mola. inip 15-20 dakika yürüyüş yapacaklar. Yani hmm, bu şekilde çok hareket olabilir. etmeleri gerekli. Yani yoksa uzun yol 6 saat 5 saatlik yolculukta sürekli otururlarsa o ayaklar mahvolur. Aynen, bir keyfi de kalmaz. Keyfi de kalmaz. Aynen öyle. Yolculuğumuzu keyifsiz hale getirmeyin. Şimdi biraz evvel e, kanamadan bahsettik ya hocam. Önemli dediniz aslında. Be evet. Bazı belirtiler varsa mutlaka acil gelmeniz gerekiyor dediniz e, gebelerimiz için. Şimdi hamilelikte regli olur mu sorusu da sorulan sık sorulan sorulardan bir tanesi. Normal midir ya yani, ya da ne kadar kaç ay sürer? Ee, hamilelik döneminde regli olmaz. Hamilelikte hı hı. E, regli dönemi hormonların, östrojenin, progesteron hormonunun hı hı. <laughs> vücutta bir denge halinde çalışmasıyla oluşur. Ee, regli görülmez. Çünkü gebe kaldıktan sonra rahim artık e, implantasyonu dölü rahimde tutup büyütmeye odaklanmıştır. Rahim her ay fonksiyonel tabakanın ayrılıp da kanamasıdır. Hı hı. Regli olmaz artık. Bazen kadınlar erken dönemlerde adet dönemini atladığı için, gebe olduğunu bilmediği için ya da gebelikte olan kanamayı regli kanaması adlandırdığı için i̇şte bunu öyle zannediyorlar. Sordu, çünkü zaten çünkü. ilk 3 ayda ilk trimester'da <laughs> kanama risklerimiz yüksek. Kanamalar ilk e, diyelim 6-8. haftada kesenin oluşma yerleşme kanamaları fazla olur. Ondan sonra plasentanın invazyon kanamaları 8. haftadan sonra plasenta büyüyüp rahim duvarının invazi olduğu için, yapıştığı için rahim duvarını sanki ağaç kökü şeklinde delip oraya yapışır. Ona bağlı kanamalar, küçük e, arterlerde kanamalar olduğu için birçok kez de adet dönemlerine denk geliyor. O yüzden e, evet. kadınlar bunu adet kanaması gibi kabullenebiliyorlar. <laughs> Panik yapmasınlar. O kanamalar evet. hepsi dediğim gibi düşük sebebi değildir, değildir. ama mutlaka evet. doktorlarına bilgi versinler. Çünkü Peki. önlenebilir nedenler olur. Biz onları önlediğimizde risk ortadan kalkmış olur. Şimdi biraz kilodan bahsedeceğim. Gebeler e, bu süreçte kaç kilo alıyor? Normali <laughs> nedir? Fazlası olursa ne oluyor efendim? Bunu da e, söyleyeyim. Sonrasında hemen beslenmeye birazcık değinmek tamam. istiyorum hocam. Buyurunuz. E, gebelik döneminde çülü alımı e, biz her kontrolde gebeyi mutlaka tartıya alırız. Hatta ben bazen ultrason Her gittiğinde mutlaka tartılıyorlar. Değil mi hocam, Hatta ben bazen ben. ultrason dediğimde sekreterim hemen önce tartı diye uyar ver, uyarıyor beni. Peki. Ee, hemen tartıya alırız hastaları. Bu gebelik sürecinde gebelerin kilo alması doğal bir süreç. Hı -hı. kilo almamalarını istemeyiz. Ama her gebeye göre de değişebilir bu durum. Peki. Yani vücut kütle indeksi düşük olan gebeler, 18'in altında olan gebeler gebelik sürecinde e, on, e, gebelik sürecinde 12-18 kilo alabilir. Vücut kütle indeksi normal olan gebeler, yani 18 ile 25 arası olan gebeler 11-14 kilo arasında bir kilo alımı normaldir. Ama obez olan, artık 25'in, 30'un üzerinde vücut kütle indeksi olan gebelerin kilo alımı daha dikkatli takip ederiz. Bu kilolar 5-9 ve 4-7 ile sınırlıyoruz genelde kilo alımlarını. Evet. Özellikle ilerleyen haftalarda gebelik diyabeti ortaya çıkmasın diye kilo alımlarına dikkat etmelerini Etmeleri öneriyoruz. Yani bu cebelere genelde biz o diyet önerilerini baştan veriyoruz. Üç beyazdan, un, şeker, tuzdan uzak Aslında kalacaksınız. Aslında sağlıklı yaşam için hepimizin birazcık <laughs> uzak durması gerekiyor Aynen. da. Ve protein ağırlıklı beslenmelerini öneriyoruz. Hı hı. Yani burada protein, et ağırlıklı beslenmek, doğal tarzda beslenmek, sebzelerden beslenmek, beslenmek hı hı. hem bebeğin kilo alımı açısından, bebeğin gelişimi açısından, beyin gelişimi açısından, annenin bu süreç sağlıklı atlatması açısından önemli. Hı hı. Ama hep önemsediğimiz, o gebelere verdiğim kağıtta da beslenme önerisinde yazdığımız iyi pişmiş. <laughs> yani et ürünleri tüketeceğiz. İyi pişmiş olacak bu çok önemli. <laughs> <laughs> Proteini ağırlıklı besleneceğiz ama evet. bunu iyi pişmiş. Ee, mesela süt içiyorsak pastelize edilmiş kaynatılmış süt hı hı. kullanımı yemekler e, buharda değil normal tarzda pişmiş. Evet. Çünkü e, iyi pişirilmemiş yemek enfeksiyonlara neden, neden olabiliyor. Oluyor? Biz doğru işte bu enfeksiyonlarda bebeğin gelişimi, beyine sıvı toplanması, gelişim geriliği, kemik yapsın gibi hepsini etkileyebilir. Özellikle dışarıda beslenen kadınlara e, kadınlar hazırda beslenenler. Hazır beslenen, Güvenmediğiniz yerlerden kesinlikle cebellik süreci boyunca beslenmeyin. Yani yemeğin iyi pişirildiğine emin olma, yaptığınız yerlerden beslenmeyin. Hatta dışarıdan hiç beslenmeyin şeklinde. Evden kendiniz Şimdi beslenme beslen deyince bir de e, haliyle hanımefendiler özellikle ilk 3 aya yine döneceğim. <laughs> Çünkü bu süreçte çok fazla bulantı yaşayanlar da oluyor. Aynen. Gebelik süresince devam etti diyenleri de duyuyoruz. Bu süreçte haliyle evde yemek pişiremeyenler, onun kokusuna dayanamayanlar da oluyor. Biz Ahmet o zaman annelere iş düşüyor efendim evlerinizde yapın bir güzel. E, gebeye destek olalım değil mi? Bu Aynen. noktada Bu çok Bu Bulantıyla önemli. da çok karşılaşıyoruz. Hem özellikle ilk trimesterde. Biz bazen bulantının olmasını istiyoruz. Neden bulantının olması? Gebelik sürecinin ilk o, 15. Evet. haftaya kadar sağlıklı ilerlediğini, gebelik hormonu olan beta hcg'nin sağlıklı arttığını gösteriyor bize. Hı hı. Ama bunun aşırı olması sıkıntı. Aşırı olup fazla kusan gebeler, gün içinde 3'ten e, 4'ten fazla artık kusmanın olması, bulantının olması, hiçbir şey yiyememesi vücutta elektrolit kaybına yetirebilir. Hmm. Yani elektrolit kaybı da hem anneyi hem bebeği direkt etkilediğinden evet. e, mutlaka bulantı kusması fazla olan gebeleri kontrole gelmelerini önerdiğimiz bir durum iktirmezdi. Peki hocam Devam... bu süreçte tedavide ne veriyoruz öneriyorsunuz? Yani ya da evde belki çözüm üretenler ne bileyim bitkisel çaylara yönelenler birazcık şöyle miden bastırsın diye e, bu arada bitkisel çaylardan da bahsedelim çok fazla tüketilirse bitkisel ne olur? Bitkisel çaylar e, şimdi <laughs> Önce şeyi toparlayalım. Gebelere önerdiğimiz Aha. öncelikle e, kokulu yemeklerden uzak kalsınlar. Evet. Sabah e, aç karnına hemen ağır kokulu yemeklerle başlamasınlar. Tuzlu krakerler, basit bir şeylerle. Hmm. Yani mide boş olduğu için bulantı da artabilir. E, devamında e, çok yağlı yiyecekler kullanmasınlar, tüketmesinler. Aynı zamanda her gebe kendine özgü bulantı yapan, onu rahatsız eden yiyecekleri biliyordur. Onlardan uzak durmasını öneririz. Teşekkürler. Evet. Ama e, bazen e, buna rağmen yine bulantı, kusmalar devam ediyor. Hı hı. O gebelere artık belli ilaçlar var. İlaç tedavisine başlıyoruz. İlaç tedavileriyle gebelere rahatlama sağlıyoruz. Ki bu bulantı kusmaların çoğu 15. 16. haftaya kadar geçiyor zaten kendiliğinden. Ay o da uzunca bir süre çocuğum yani. Aynen. Birazcık dişimizi sıkacağız sanırım o süreçte Aynen. ama sakın evde yanlış bir şey yapmayın. Yani kafanıza buyruk böyle hareket etmeyin. Çevreden eminim birçok öneride bulunan kişiler oluyor size, anneler oluyor, ablalar oluyor, efendim çevredeki arkadaşlarınız oluyor. Kafanız daha da çok karışıyor. Her birinin söylediğini yapamazsınız. Tek bir şey var o da doktorun, hekimin söylediği. Doktorun söylediğine uyacaklar. Bir de bitkisel çaylar dedik. Bitkisel çaylar doktorun önerisiyle haftasına uygun kullanmalı. Yani tüm bitkisel çayların kullanımı, bitkisel gıdaların kullanımı da gebelikte risk oluşturabiliyor. Evet. Bazı sulandırıcı içeriği olan bitkiler gebede kanama riski yapabilir, rahmin kasılmasını yapabilir. Ee, geçen hafta bir hastam şey sordu yani biz de baş e hurmayı çok önermeyiz kasılmalar artabilir. Hocam hurma cennet meyvesi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir de lifli aslında. Ya, lifli ama e, hurma mesela rahim kasılmalarını artırabilir özellikle. Biraz hurmadan uzak duracağız ya, bu süreçte. Peki. trimesterde çok önermiyor. 3. trimesterde az yavaş kullanımını öneriyor. Hatta doğuma yakın fazla kullanmayın. Peki hocam adı çayını tüketenlerde düşük yaptığını biz duyuyoruz mesela. Gerçekten doğruluk ee, payı var mıdır? Bir bitki gibi ada çayının da kan sulandırıcı etkisi olabildiği için düşüklere neden olabilir. Yani kanan riskiyle düşükler yapabilir. O yüzden her bitki, bitki karışımlarını cebelerin kullanmamasını Doktorunuz öneriyorum. öneriyorsa ona göre için lütfen. Aynen. Belki onların özel bir karışımı vardır sizin için. Yani cebelik için gıdalar gibi ilaçlar, vitaminler gibi çaylarda ona özel hazırlanan çaylar var kontrol sürecinde onları tabii öneriyoruz cebilerimize. Peki hocam. Bu da en azından bir avantaj oldu efendim bizim açımızdan. Bir de Buyurun. bulantılarla ilgili şey eklemek istiyorum. Biz ilk trimester bulantılarını anlattım ama önemli olan bulantılardan biri de 20. haftadan sonra olan bulantılar. Son dönemde de mi başlıyor hocam neredeyse? Başlamıyor. Maalesef o dönemlerde olan bulantılar istediğimiz, sevdiğimiz bulantılar değil. Ne, neden? 20. Yani? haftadan sonra olan bulantılar ...birçok kez yüksek tansiyona bağlı hastanın hiç haberi olmadan protein kaçağına bağlı hmm. preeklampsiye bağlı gelip gebelik hipertansiyonuna bağlı olan bulantı kusmalar. O yüzden hep yani ilk trimesterde olan bulantı kusmada tolere edebiliyorsa vücut büyük haftalarda olan bulantı kusmalarda tolere bebeğin edelim. hayatı için risk tehditler oluşabilir. Yani bu hmm. durumu da göz ardı etmesinler. Bulantı kusma 20. haftadan sonra varsa mutlaka kontrol edilmesi. Tabii bunun altında Cebelik e, bizim için basit olan nedenler de olabilir. Karaciğer enzimlerinin basit şekilde bebeği etkilemeden artması da olabilir ama hı hı. E, bazen bunun altında bebeği etkileyen özellikle ileri haftaları gelişim geriliğine neden olabilen freklamsi durumu da Ama bu bunları da kontrol altına alabiliyoruz Tabii değil mi? Tabii Biz karaciğer hocam, enzimlerini hayta. takip ederek gerekli ilaçlar bazen e, gastroenteroloji ile birlikte bu sürece yaklaşıyoruz. Tedavi sürecini ele alıyoruz. Yani dediğim gibi maksat sağlıklı şekilde bebeği annemize teslim ediyor. Peki. Şimdi demiş ki hamilelikte aşerme ne zaman başlar diye sormuş. Bir de bu durum var değil mi hamilelikte? İlla ee, illaki onu da bulup mutlaka yenmesi gerekiyor. Hatta yenmezse mi, yenirse mi ee, çocuklarda bir izi lekesi oluyor zannedersem. Böyle de bir süreç var hocam. Nedir aşer mi? Yani aşerme? Ya aşerme cebin elinde olmayan, evde olmayan bir şey. <laughs> Bir yerden istemesi. Hangi dönemde genelde? İlk 3 oluyor? Genelde Aha. bu aşerme döneminde ilk 3 karşılaştığımız bir dönem. Bu da e, gebenin hem psikolojik hem hormonal e, durumunun etkilenmesiyle hı hı. artan hormonlara bağlı psikolojik hassasiyetle ortaya çıkan bir durum. Yoksa evet. altında yatan herhangi bir anatomik veya bebeğin cildinde bir leke oluşturacak bir <gülüyor> <gülüyor> durum söz konusu değil. Ee, bazen de cebelerimiz kadınlarımız naz yapma maksadıyla eşlerimiz. ama harbiden şöyle bir gerçekliği var o nedir bağlantılı mıdır bilmiyorum aşerdiniz yediğiniz meyve her neyse onun mutlaka bir ne bileyim topuğunda çilek var derler İşte kolunda ne bileyim ayva yemiştir belki öyle bir leke vardır bunu bununla bağdaştırıyorlar yani, yani insanların inancı ama ha, o anda o ıı, Meyvenin bulunup yenmesi tabii mutluluk hormonunun artmasına sebep hı hı. olur ki bu da iyi bir şeydir. Hem bebeğin gelişimi için hem annenin için. motivasyon için, anne evet. için. Aynı zamanda gebelerin bu dönemde hassas olması, kenardan ilgi görmesi, eşlerinden ilgi görmesi sağlıklı bir gebelik sürecine e, zemin yaratır. Destek yani, olunması destek olur. muhteşem yani kesinlikle. Altın, altta yatan şey aslında bu yani. Hem psikolojik hem kenardan çevreden bir destek. Tabii ki gebelik süreci hanımefendilere ait ama bu süreçte çevrenin de etkisi desteği ve önemli. Şimdi ilgisi çok önemli. Siz bir vücut düşünün. Hem kendi ağırlığını taşıyor, hem kendi kanını taşıyor, hem kendi vücuttaki atıkları diyelim onları vücuttan taşıyor, taşıyor atıyor. Aynı zamanda yeni bir canlı içinde gelişiyor. Doğuma kadar 3,5-4 kiloya Hı. ulaşan bir canlı. Aynı zamanda onun gelişimi, onun... E, tüm psikolojik, hormonal, şeyler hepsi anneyi de etkiliyor. Evet. Yani zaten annenin aldığı kilonun yarıdan çoğu neredeyse o bebeğin plasentası, amniyon sıvısı, bebeğin kendi kilosu, annenin meme dokusu Gel kalan Psikolojik az olarak duygu değişimleri çok sık yaşayabilirler özellikle bence o ilk 3 ayda. O yüzden bu süreçte lütfen onlara daha böyle ılımlı yaklaşın, Tabii. destek olun değil mi? Bu süreci en iyi şekilde atlatabilmeleri için zor diye düşünüyorum gerçekten de. Şimdi hem sık sorulan sorulara hem gelen sorulara bakacağız ama bir tane hayat ağacımız var hocam. <laughs> Ee, özellikle Hayat bunu Konya'da ilk uygulayan kişi olduğunuzu biliyoruz. Onun bir görseli var ekranlara sevgili yönetmenim yansıtabilirse bir bakalım. Hayat hacı, ağacı dediğimiz şey nasıl oluyor? Merak ediyoruz. Hayat ağacı bunu dediğim gibi biz 9 ay süreç geçiyoruz cebelerde. Bu süreci en iyi şekilde, eğlenceli şekilde, aynı zamanda cebenin bize güvenerek bir aile bireyi şeklinde geçiyoruz. Şimdi hmm. cebeler bunu biliyor. Zaten bazen gece bile arayabiliyor hatta bu gebe yani telefon numarasıyla ulaşabiliyorlar. Bu hem annede bir güven, hem bu süreci daha iyi şekilde atlatmasını evet. sağlıyor. Hayat ağacı da bundan yola çıkarak <laughs> gebeler için hem bebek için doğumdan bir hatıra ne kalabilir diye düşündük. Neyle ile yani seneler geçtikten sonra bebek hayat ağacına bakıp onu besleyen plasentanın e, boyanmış bir çıktısını görecek bir çok <laughs> enteresan değil mi ya? Bunu isteyen eminim e, çok anne vardır, aile vardır. Güzel bir hatıra olacak çünkü. Bakın ne güzel de boyanıyor. Ya yani bu hayat ağacını, Aynı. bu hayat ağacını Konya'da ilk yaptık. Ee, bazı meslektaşlarımız da gördü, çok beğendi. Güzel, evet. Hatta helallik isteyenler oldu. Yapabilirsiniz <laughs> <direkt>. Yani bu <laughs> ekran aracılığıyla helallik de vermiş olalım. Evet. Yapabilirler efendim. Dönümler. Bunu da söyleyelim. Ama farklı güzel bir uygulama gerçekten de. Yani şu an birçoğu gebemiz bunu mesela evde bebeği için ayırdı, astı. bir Evet, çerçevelendi. <laughs> bir hediye şeklinde ömrü boyu saklayabilir. Bu da sana ait diye değil mi? Aynen. Hayat ağacının eski <laughs> şeylere baktığımızda, kitaplara baktığımızda bir kök atma, büyüme, ee, anlamı da var yani ha, yaşam anlamı da var evet. hayat adı yaşam adı şeklinde e, seslendirilir söylenir bu bizim için çocuk doğduktan sonra göbek <laughs> saklama vardı hocam Nereye atarsanız o, o işte oradan bir gelişim sağlar derler ya değil mi kimi okul bahçesine gömmüştür kimi Tabii. ne bileyim neyse ne olmasını var. istiyorsanız ya yani biz de bunu bir hatıra kalsın diye böyle evet. bir uygulama yaptık. memnun aileler de memnun İnşallah seneler sonra çocuklar da memnun olur diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Şimdi denmiş ki hamilelikte kabızlığa anında bir çözüm var mıdır? Bu da e, sancılı bir süreç mi aslında? Hamilelikte kabızlığın olmasını istemeyiz tabii. Hmm. Çünkü hamilelikte oluşabilen her, her ağrı e, rahim kasılması neden olabilir. Evet. Erken doğma neden olabilir. Kabızlığa e, çözüm. O yazdığımız kağıtlar hastalığa verdiğimiz öneri, gıda önerilerinde de yazıyoruz. Öncelikle lifli gıdalar tüketmeleri, sıvı şeklinde gıdalar tüketmelerini öneriyoruz. Hı hı. Çünkü e, kabızlık hemen çözülmeyebilir. Yani Gebe oldukları için biz gebe olmayan kişilere verdiğimiz kabızlığı çözdüğümüz ilaçlarla hemen gebelerde kabızlığı çözemiyoruz. Evet. Çünkü ilaçların belli bir gebelik kategorisi var. Gebeliğe zararı e, söz konusu olabildiği için gebeye her ilacı veremeyiz. O yüzden kabızlık sürecini kabız olduklarında değil her gün kabız olacakmışlar gibi dikkat etmelerini veriyoruz. Dikkat yani beslenmeden beslenme. geçiyor yine. Evet. Zaten bizim gebelere önerdiğimiz günlük 2-3 litre sıvı tüketmeleri. Zaten sıvı tükete tüketen gebelerde bu kabızlık halini çok görmüyoruz. Bazen kronik kabızlığı olan, hı -hı. özellikle gastrointestinal sorunları olan gebelerimizde oluyoruz. Hı hı. Onlarda da bu kabızlık sorununda gastroenteroloji ile birlikte Çözüm takip buluyoruz, takip ediyoruz. Eğer altta yatan herhangi bir gastrointestinal hastalık varsa o hastalığın çözülmesi önemli tabii. Bizim anlık çözümler değil de hastalığın çözülmesi önemli. gastroenteroloji birlikte çözüm buluyoruz. Ama e, yani günlerle kabız kalmak, ağrı çekmek hiçbir gebeye önermem. Ya da evde kendi başına lavman yapmasın bunu da önermem Aa, bazen. Aman aman tabii. o da kolay İleri değil yani. İleri ıı, haftalarda lavman tedavisi uygulayan gebeler oluyor bunu da önermem. Hı mutlaka doktorlarına bilgi versin. Zaten aylık kontroller ya da sıkı takipleri, iki haftalık kontroller bu süreçte oluşmuş sorunları birlikte çözmek için, doktora anlatmak için. Ve lütfen anlatın zaten. Anlatın. Yaşadığınız bir problem varsa aman unuttum atladım demeyin not alın gerekirse. Hatta biz WhatsApp'a yazın diyoruz. WhatsApp'a yazın aynen Bazen, hemen aklınıza geldi yaşıyorsunuz yazın. Yazın Hiç aynen bize de ulaştırabilir, doktorlarına sorabilir. Şimdi yine gelen bir soru var. Hamilelikte tetanoz aşısı ne zaman yapılmalıdır? Şimdi bu süreçteki yapılacak olan annelere <laughs> evet. bazı takiplerde aşılar da var değil mi hocam? Bunlardan da bahsedelim ama... Şimdi reklam zamanı gelmiş. Tamam. Kısacık bir ara verelim. Bir es diyoruz efendim. Sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Meram Akademi Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Sayın Kamran Aliyev ile olan birlikteliğimiz devam ediyor. Sağlıklı gebelik ve gebelik takibini konuşuyoruz. Ve sormak istediğiniz sorularınız varsa bizlere WhatsApp ve Bip iletişim hattından mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyoruz. Şimdi dedik ki hocam birinci bölümün sonunda e, e, tetanoz aşısı... <laughs> ve diğer aşılarımız varsa hangi dönemlerde yapılıyor? Tamam. Şimdi bu aşılar konusunda hı hı. sağlık ocakları özellikle aile hekimleri her zaman bizim yardımımızda yanımızda sağ olsunlar. Evet. Buradan evet. onlara teşekkür ediyorum. Bu süreci aile hekimlerimiz çok iyi şekilde takip, takip ediyorlar. ediyorlar. Özellikle hı. Konya'da ben bunun farkındayım. Çok detaylı bir şekilde takip ediliyor. Tabi cebeler o süreçte bize de bilgi veriyorlar. Hı hı. Aile hekimleri her bir cebenin önceki aşı kartına bakıp ne zaman yapıldığını son 5 sene içi aşı durumlarında gözün önünde bulundurarak bir tarih belirler. Genelde 18. 20. haftalarda bu tetanos aşısının ilk dozu yapılır. İlk dozdan 4 hafta sonra <laughs> ikinci dozunu yapıyorlar. Eğer aşı dozları tam değilse üçüncü dozda ihtiyaç olup 6 ay sonra üçüncü dozu da yapılabilir. <laughs> yani gebeler her zaman sordukları aşının yapılmasının bize bir zararı var mı? Ee, şu ana kadar aşılarla ilgili zararı olduğuna dair herhangi bir bilimsel çalışma, bilimsel bir yayın yok. Peki. Yani kenardan duyduklarımız, o e, laflara inanarak e, lütfen bu süreçte e, hareket etmeyin. Doktorunuzun önerisiyle, bilimsel yayınlarla, bilimsel önerilerle hareket, hareket edelim. edelim. Çünkü e, tetanos tetanoz aşısı neden önemli? Anneye yapılan tetanoz aşısı anne kanından bebeğe de geçer ve ilk 6 ayda bebeği tetanozdan korur. Yani bu esnada çok önemli bir ve güzel bir soru. Peki. Soruyor. Şimdi hocam yaz dönemindeyiz haliyle tatile gitmek isteyen gebelerimiz var ya da gidenler var ya da diyorlar ki belki doğumuma etkisi olur kolaylaştırır. Acaba havuzlara girsek mi girmesek mi enfeksiyon kapar mıyız? yaz riskli mi değil mi iyi hemen sormak istiyoruz. Deniz mi havuz mu? Şimdi bugünlerde en çok aldığımız soru. <laughs> Hem Whatsapp hem Instagram evet. hem de böyle evet. şeyden en çok aldığımız soru hastalardan. Biz genelde denize öneriyoruz. Daha doğal, daha tehlikesiz. Havuzlarda kullanılan bir takım kimyasallar evet. ve e, enfeksiyon riski, gebelerin idrar yolu enfeksiyon olmasında ve kimyasalların bebeğe zarar e, etmesine neden olabilir. İlla olur demiyoruz. Olabilir, riskli. O yüzden eğer havuz mu deniz mi diye e, seçim yapılacaksa deniz diye öneriyoruz. İkinci, üçüncü trimesterlerde özellikle yüzme e, gebelere faydalıdır. Hı hı. vücudun rahatlaması açısından gebelere faydalıdır. Üçüncü trimesterde hem doğum kolaylaştırma açısından, bebeğin, gebenin e, esnekliği, rahatlığı açısından öneririz. Ama bu yüzme sürelerini de e, 15-20 dakika, yani en fazla kısa sürelerle hı hı. kısıtlamalı. Yani tek seferde denize girip böyle saatlerce yüzmesinler. Dinlenerek. Dinlenerek. Tabi yani burada e, dinlenmeyle yapmak önemli ve güneş altında mesela çok kalmasınlar. Tatil ediyorlar. Evet. Güneş altında kaldıkları süreyi dikkat etsinler. Özellikle cebeler için özel üretilen e, güneş kremleri var. Onları kullansınlar o, mutlaka. Önemli. Gittikleri yerde hem hijyen dikkat etsinler. İç savaşı değişimine, hijyene, hmm. yedikleri yemeğe. Yani biz tatil dendiğinde akla ilk deniz, havuz geliyor ama altında o kadar Risk Çok şey o kadar şey yani. o yüzden e, dikkatli şekilde tatillerini yönetebilirler. Evet hijyen 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 <laughs> diyoruz efendim bu süreçte. O yüzden havuzdan ziyade denize tavsiye etti hocam. <laughs> E, doğru da <laughs> e, tuzlu su en azından belki hem faydası olur ve e, e, gebeyi de rahatlatıyor. İdrar e, idrar yolu enfeksiyonundan birazcık bahsetmek istiyorum. Çok sık e, gebelik döneminde idrar yolu enfeksiyonu geçirenler neye dikkat etmeli yine ve bu süreçte tedavilerde neler yapıyoruz? İdrar yolu enfeksiyonu kadının e, doğası gereği, kısa üreme evet. yapısı gereği sık karşılaşılan bir <laughs> e, enfeksiyon ve gebelikte ne yazık ki bu daha da artıyor. Çünkü bebeğin Anne karnında rahimde olup mesaneye bası yapmasıyla bir durgunluk oluşuyor ve evet. idrar yolu enfeksiyonları sık karşılaşıyoruz. Yani hafif ağrılar bile idrar yolu enfeksiyonunu habercisi olabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonuna dikkat etmeleri gerekli. Çünkü az önce de söyledim, gebelik döneminde <laughs> kabızlıktaki gibi nasıl oluşan ağrı gebelikte rahim kasılmaları neden olabiliyorsa idrar yolu enfeksiyonunda da hmm. rahim kasılmaları neden olabilir. Mutlaka evet. doktora başvursunlar. Evet dikkat etmeleri gereken günlük biz yebelere önerdiğimiz 2-3 e, litre sıvı tüketimi <laughs> hareket etmeleri idrara e, belli yani idrar yoksa bile belli düzenlerle düzen saatli aralıklarıyla idrara çıkmaları mesafede idrar evet. çok durgun halde kalmasın bunu öneriyoruz. Ağrı hissettiklerinde bel ağrıları e, idrar yaparken yanma ağrı hissettiklerinde mutlaka kontrole gitmelerini hı hı. E, yani Bol su içeyim geçer şeklinde değil. Artık ağrı varsa bir enfeksiyon var demektir. Ve bu süreci doktorla birlikte atlama getirmelerini öneririm. Genelde bir haftada çözülen bir süreç. Üst, i̇lk üç günde verdiğimiz ilaçlar etki ediyor. Bir haftada genelde tam geçen bir süreç. Korkacakları bir süreç değil. değil ama ama önemsemeleri ki Denmiş ki hocam gebelikte uyku düzeninin değişmesi normal midir? <laughs> gebelikte tabii uyku düzeni. eyvah Şimdi, Gece uykuları gidiyor mu artık? <laughs> gebelikte uyku düzeni İlk neden e, hormonlar. Hmm. Kadınlarda artan östrojen, progesteron hormonlarına bağlı uyku düzeni değişir. Evet. Burada önerdiğimiz yapabildikleri kadar maksimum uyku düzenine dikkat etsinler. Sağlıklı uyumak hem bebeğin gelişimi hem annenin bu süreci rahat geçirmesi açısından önemli. İleri haftalarda bir de e, bebeğin hareketleri başlıyor tabii ki. Bu da önemli. Bu da önemli. Hareketler, tabii. hareketsizlik eğer hissediyorlarsa burada neler var? Tabii, tabii. Vardır? hepsi çok önemli bir konu Hı -hı. Biraz sonra geleyim. Biraz sonra değinelim. Biraz sonra değinelim Bebek hareketlerinde e, mesela 21. haftadan sonra ilk cebeler genelde bebek hareketlerini hissetmeye başlıyorlar. 30 haftadan sonra artık bebek hareketleri gece bazen anneyi uyutmayacak şekilde oluyor. Hı -hı. Özellikle sert hareketler çünkü gün içinde anne hareket ettiğinde bebek sanki beşikte sallanır gibi uyur. Anne yatağa girdiğinde uyumaya çalıştığında bebek hareket eder. Tam tersi. İşte tam tersi. Doğru. Biz bu e, anlarda genellikle annelere sola doğru yatmalarını öneriyoruz. Çünkü bebeğin oksijenlenmesi, kanlanması artıyor ki bebekte de bir uyku hali ortaya çıkabiliyor bu dönem <laughs> bu anda. Bebek hareketleri dedik. Bu e, bizim her muayenede gebelere evet. söylediğimiz özellikle 3. trimesterda bebeğin takibi için kan tahlilinden de NST'den de bazen daha önemli. Çünkü her bir bebeğin alıştığı bir hareket sayısı, bir <laughs> hareketlilik var bebekte. Hı hı. Yani ama bu, bu değiş değişken. Değiş, çevre şey, şey değişir. Yani hı hı. illa gün 30 tane, 20 tane hareket ya illa bebek tam anne karnında dönmesi değil. Basit hareketler, el bacak hareketleri bile hareket sayılır. Kabaca biz bunun cebeleri gün en az 10 hareket diyoruz ama Peki. her gebe içinde değişir. Hareketsizlik hali Riskli bir durum. Hareketleri Bazen. azaldı, işte alışmışlar ya çok sayıya belki Tabii. de. Azaldı ya da hiç hareket etmiyor hocam eyvah deyip Şimdi gelenler Hareket vardır. azalması 35. haftadan sonra bebeğin yeri daraldığı için olabilir. Azalabilir. Azalabilir peka. ama onda da bir düzen, bir e, günlük hareket rutini vardır. Hı -hı. Bizim önemsediğimiz burada o düzenin hareket rutininin bozulması. Yani e, gün içinde hiç hareket etmemesi özellikle 3-4 saat mesela hareket etmediğinde hemen gebeleri dediğimiz bir ağzınıza bir şeker atın eğer e, sağlık durumunuz izin veriyorsa diyabeti yoksa solunuza doğru yatın bir saat içinde hareketlerin başlanması gerekli hareket etmiyorsa mutlaka doktora başvurun hastaneye gidin çünkü birçok kez bu hareketsizlik halleri bize e, bebeğin risk durumlarını ortaya çıkarıyor erken haberci olabiliyor mesela plasenta, e, kordonun bebeğin boynuna dolanmasının plasentanın ayrılmasının aynı zamanda e kanlanmanın bozulmasının habercisi olabiliyor. Evet. Yani o yüzden lütfen dikkatli olsunlar gebeler. Yani 3 saatin üzerinde hareket hissetmediklerinde dikkat etsinler. Soluna doğru yatıp takip etsinler. Yani bir gün içinde tam hareketsiz kalıp da doktora gittiğinde ne yazık ki kötü sonuçlar oluşabiliyor, ortaya çıkmış Allah olabiliyor. Olsun. Ve 35. haftadan sonra az önce söyledik. Plasentanın kanlanması da azaldığı için, plasenta yaşlandığı için özellikle anne karnında kayıp riskleri artabiliyor. Peki. Şimdi denmiş ki hocam yine farklı bir sorumuz var. Ee, bu da önemli aslında. Ee, gebelik sırasında röntgen ışınları bebeğe ne zarar verebilir? Hani Allah korusun gebe belki ayağa kaydı, takıldı, düştü. Ee, kırığı var, çıkığı var ya da dayanılmaz bir ağrısı var ve çekilmesi gerekiyor. Ee, Mecburi mi? Yoksa ne gibi zarar? Şimdi, gebelik verir? sürecinde bu e, kullanılan röntgen ışıklarının belli bir derecesi var. Yani hmm. bebeğe etki eden derece dediğimiz 5 radyanın üzerinde bir derece evet. gibi bir şey var. Kullanılan çoğu kez e, sağlık hizmetinde olan tüm arkadaşlarımız zaten buna aşina biliyorlar. E, dozu zaten düşük tutmaya çalışıyorlar. Hı hı. Eğer ihtiyaç yoksa tabii ki çekilmesin. Gerek yok. Ama ihtiyaç hali mutlak çekilmesi gereken durumlarda kadın doğumcunun da önerisiyle o an evet. kadın doğumcu değerlendirip bebeğin sağlık durumuna bak. Önerisiyle Düşük dozlarda bazen kadının e, pelvisine, karnına bir e, kurşun yelek bağlanarak hmm, evet. bacak, göğüs bu röntgenler çekilebiliyor. Bizim gebelik sürecinde e, önermediğimiz bilgisayarlı tomografi, e, kontrastlı tomografi ve e, magnet rezonans tomografisi çekilebilir ama kontrastlısını önermiyoruz. MR'lar yine aynı hocam? MR'larda da bir, e, bir dalga yok, hmm. magnet e, şeyle olduğu için. Gebeliğe zararı yok ama o da kontrastsız çekilmesi gerekir. Kontrastlı imarı önermeyiz. Evet ilaçsız Cebeğe, olanları. Peki. Bebeğe kontrast zarar verebilir. Peki hocam şimdi tansiyondan bahsettik ama yüksek evet. tansiyondan bahsetmiştik. Biraz da düşük tansiyondan bahsedelim istiyoruz. Bunun da tehlikeli yanları var tabii ki. Tabii düşük tansiyonla da cebeler başvuruyor. Aha. Özellikle acil şartlarda başvuruyorlar. Düşük tansiyon gebelikte bebeğin büyümesine, rahmin büyümesine bağlı. Aort damarı dediğimiz damar var rahmin arkasında. Aorta bası yaparak kanlanmayı bozabiliyor. Hmm. Yani tansiyon düşüklüklerinde lütfen korkmasınlar. Hemen e, biz hemen yat diyoruz. Bacaklarını hafif yükseğe kaldır. Başın düz şekilde yat. Bacaklar hafif yüksekte. Neden? Tuzlu ayran etsinler mi hocam? Tuzlu ayranı tabii. <laughs> Peki. <gülüyor> Öneririz. Neden? Kan e, vücutta e, aksın, akımını normalleştirsin. <laughs> Göllenmesin ve e, aorta olan basıdan dolayı Periferlere kan gitmez. O basıyı bir nevi azaltalım. Sonrasında sol soluna doğru yatmalar öneriyoruz. Sola doğru yattıklarında da hem bebeğin kanlanması artıp hem de... Sola yatma ne kadar önemliymiş tabi tabi, Hem de alt bası azaldığı için gebeği evet. e, rahatlatıyor. Ve e, burada da bir önemli e, noktayı söylemek istiyorum. Lütfen buyurun Bu, hocam. Bu e, hipoksi tans, e, ve tansiyon düşüklüklerine bağlı bayılmalarda bazen eklamsi e, ya da... E, nöbetlere bağlı bayılmalarla karışabiliyor. Evet. Bayılmalar da sıkıntılı. Şimdi artık yavaş yavaş takipleri bitirdik diyelim hocam. Atladığımız bir yer varsa lütfen söyleyin. Yavaş yavaş sona da yaklaşıyoruz. Önemli bir noktaya geldik efendim. Normal doğum ya da sezaryen <laughs> doğum. Ma nasıl karar veriyorsunuz? Şimdi bu da çok önemli. Tabii, ya da son dakika normaldi ama son dakika her şey değişti, plan değişti. Hangi durumlarda bunu? Biz gebelere ee, tabii ki her zaman önerdiğimiz ilk normal, normal doğum. Çünkü hem fizyolojik hı hı. hem gebenin toparlaması açısından daha hı hı. hızlı bir süreç e, ve e, bebeğin de daha iyi anne karnına çıkması açısından çok önemli bir evet. e, aktivite bu normal doğum. Bunu genelde 37. haftadan sonra e, pelvik çıkıma bakarak karar veriyoruz. Eğer pelvik Hı -hı. çıkımda önemli bir e, daralma risk yoksa genelde normal doğum sürecini takip ederiz. Tabi bazen normal doğum sürecini takip ettiğimiz gebelerde e, sezeren kararı almak zorunda kalabiliyoruz. Burada en önemli bebeğin e, doğru olmayan gelişi ya yani baş gelişinde değil de makat gelişinde diyelim, transvers gelişlerde özellikle mutlak indikasyon veya plasentanın yerleşme anomalilerinde sezeren kararı Babası, alabiliyoruz. Evet. Ki bunu tabi plasentada daha önce haftalardan takiple belirleyebiliyoruz. Ama gebelikte de normal doğumda bazen bebeğin boyuna kordon dolanmasının artmasına bağlı bebeğin kalp atışlarında non reaktif NST'ler dediğimiz gördüğümüzde bebeğin kalp atımları bozulduğunda ani dekolman plasenta ayrılmalarında hı hı. uzun süreli Takibe rağmen gebeliğin, doğumun ilerlememesinde ani anlık sezen kararları alabiliyoruz. E, Tabii aileyle birlikte istişare ederek ve durumu aileye anlatarak e, karar veriyoruz burada aileyle birlikte. Evet, önemlidir. Tabii ki tavsiyemiz normal doğum ama... <laughs> Ee, onun dışında da farklı bir gelişme olursa ya da kişi kendisi belki tarihe takıntılarımız var ya hocam. Tarih takıntıları da var. <laughs> İlla ki şu tarihte <laughs> de olsun o yüzden ben yani tercih ediyorum diyenler de olabilir. Yani bazen de karşılaştığımız bir durumu söylemek istiyorum. Aha. Sezaryen ihtiyaç olduğu halde evet. Bu, ailenin ısrarla normal doğum istememesi. Yani şimdi bu durumu çok konuşmadığımız bir durum ama maalesef bununla da karşılaşabiliyoruz. Sezeryan indikasyonu olduğu halde normal ısrarla normal doğum istenmesi hmm. bazen sezeryandan korkular da var. Yani bu kesinlikle sezernin yönlendirme gibi anlaşılmasın ama e, bazen bu yapılması gerekiyor şey. Sezeryan evet. sezaryan. 2 gün sonra gebenin toparladığı ağrıların geçtiği bir cerrahi işlem. Tabii fizyolojik normal doğum yapılması gerekti, yapılabiliyorsa normal doğum yapılır. Kimseyi ısrarla sezerine yönlendirmez doktor arkadaşlarımız da bizlerde. Şöyle bir inanış da vardı hocam. Bu hala geçerli midir? İşte 3 sezaryen, sezaryen doğum yaparsanız maksimum 3 doğum yapabilirsiniz. Normal doğum belki sonrasında yapılamaz. Hepsi aynı olmak durumunda. Hep bunlar geçmişten günümüze konuşulan şeylerdi. Nasıl ilerliyor peki? Şimdi, normal doğuma geçiş yap, ikinciyi normal yapamaz mı mesela? Şimdi tıbbın ilerlemesiyle, teknolojinin ilerlemesiyle Aha. bu süreç daha farklı ilerliyor. Sezeren sonrasında normal doğumlarımızda olan hastalar az Aha. değil. Bunlar da oluyor. Tabii ki belli riskleri göz önünde bulundurarak, Hı. ailelerle konuşarak bu riskleri anlatıyoruz. Ve de benim sezaryen sonrası normal doğum yapmak isteyen hastalarda önerdiğim 3 sene. Yani 3 seneyi öneriyoruz. En az 3 sene gebe kalmamaları. Yani bu süreçte 3 rahim toparlasın. Ondan sonra ki gebelikte eğer riskler uygunsa, Hmm. Sezaryen sonrasında normal doğum yapılabilir. Ama sezaryen sonrasında sez yapılan sezaryen sayılarının bir sınırı yok. Ben 7. 8. sezaryen yaptığımı da bilirim. Peki. Bunlar sadece artan riskler. Yani 3. sezaryenden sonra riskler biraz daha fazla olduğu için karnın yapışma riskleri, organların yapışması, hmm. bağırsakların yapışması, mesanenin yapışması, batına giriş zorlukları bu riskler ama bu risk illa 3 sezaryenden 5 sezaryenden sonra değil 1 sezaryenden sonra da olabilir. Ya da hiç sezaryen getirmemiş gebe olabilir. Yani evet. getirilen batıntı enfeksiyona bağlı tuberkuloza bağlı batıntı yapışık olan hastada zorluk oluşabilir. <laughs> yani sezaryenin bir e, limiti bir sırası sayı yok ama artan sezaryen sayısı riskler riskleri, çıkar. de ortaya çıkarıyor Kalama tabii ki. Özellikle. Son olarak doğum paketi diyelim mi? Bizim hastanemiz. <laughs> Doğum paketi şöyle, yani bu konuyla ilgili ben kendim Instagram'dan çok sorular alıyorum. Evet. Yani tabii ki cebelerimize, akademi diyorsun, hastanelerimize görüşmeleri öneriyoruz. Yani doğum paketi alan hastalarımız için kolaylıklar neler oluyor? Şimdi e, günümüze ne yaparsak, bu işlerin bir finansal boyutu da var. Tabii tabii. Finansal tabii. olarak hastalarımız hem rahat ediyor, aldıkları doğum paketiyle cebelin başından sonuna kadar tüm muayeneler, tahliller, detaylı i̇çinde ultrason, oluyor. şeker yükleme, doğum, doğumda özel oda kontrollerde NST'ler, tahliller e, dahil e, ekstra bir e, finansal yük olmuyor aileye. Daha rahat edebiliyorlar ve e, enflasyondan etkilenmiyorlar şu an. E, aynen, kesinlikle. Önceden aldığınızda bu arada her şey içinde dahil daha uygun fiyata gelmiş aynen. oluyor. Yani böyle de bir hastane yönetimimize de bunun için teşekkür ederiz. Ama herkesin de sona yani. yaklaştığı böyle bir şey e, tutuyor değil mi? Acaba nereye gitsem, özele gitmek istiyorum, acaba fiyatlar nasıldır tedirginliği oluyor mutlaka. Ama böyle de güzel e, yani, hizmetler sunuluyor sizlere. Aynen. Konya'mızda e, genel olarak e, özellikle kadın doğum hizmetleri Hı -hı. çok iyi. Devlet hastaneleri olsun, evet. özel hastaneler evet. olsun. Tabi hastalarımızın gebelerimizin seçimine bağlı olarak e, tüm doktorlara saygı duyuyoruz. Tabii nereye ki. gitmek isterlerse nasıl gitmek isterlerse. Tüm gebelere önerdiğim bu süreçte e, benim de Sonuçta biz doktordan ziyade biz de bir babayız, ebeveyniz, e, biz de bu sürecin evet. içindeyiz. Bu duyguları ben doktor e, koltuğuna oturmadan önce yaşadım. Yani evet. hasta yakın evet. koltuğuna oturdum. Yani hasta yakın gibi yaşadım. Empati diyelim. Yani bu süreçte ulaşma, doktora ulaşım, doktora çok bulabilmek, hastaneye Hı -hı. ulaşmak, hastanede 7/24 hizmetin olması, e, doktorunuzda olan samimiyet çok önemli. Yani bunu ben bir tek İletişim ee, gerçekten aynen, çok, önemli. çok önemli. Hem hı -hı. psikolojik olarak cebelerimizi rahatlatıyor. Ee, dediğim gibi biz de empati kuru kuruyoruz. O yerde hasta yakınlığı, gebe yakın yerinde olduğumuzda doktora ulaşabildiğimizde rahat oluyoruz. Bilgi alabildiğimizde rahat oluyoruz ve aslında doktor için de kolay. Çünkü ben cebeme bilgi verdiğimde, cebemde bilgi olduğunda bu süreci biz birlikte 9 ay rahat şekilde atlatabiliyoruz. Ne kadar güzel. Ama hasta gebe çekinirse, bize ulaşmazsa ya ulaşamazsa... Bu süreç hem doktor için hem anne baba adayı için zor bir süreç. Gergin bir süreç, süreç tabii ki. Ne yazık ki sizleri bekliyor diyebiliriz bu süreçte de. Teşekkür ediyoruz hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkürler. Ee, fayda sağladığına da inanıyorum efendim. İnşallah fayda sağlamışızdır. Her zaman gebelerimize, e, anne adaylarımıza, ailelerimize yardım etmekten gurur duyarız, mutlu oluruz. İhtiyacı olan her zaman ulaşabilir. Ben hep şey derim, Konya'da zaten... Telefon numaram herkes de var. <laughs> İhtiyacı olan herkes ulaşabilir. Yardımcı oluruz. Herkese sağlık dilerim. Rabbim herkese isteyen herkese o duyguyu yaşatsın diyelim. Anladım. Hayırlısıyla, sağlıkla eee bu süreç içinde olanlara, bebek bekleyenlere de kolaylıkla bir doğum nasip etsin. Evet. Sağlık sıhhatle bebeğinizi kucağınıza alın inşallah. Günün sözünü de sonunda söylemiş olayım efendim. Kendinden vazgeçebilmenin en güzel örneğidir annelik diyor sözümüz efendim. Bütün annelere buradan selam olsun diyoruz efendim. Şimdilik bizlerden bu kadar. Programımız güzel bir köşemizle devam edecek. Yarın yine aynı saatimizde tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.